sürpriz bir şekilde evlenerek herkesi şaşırtan ünlü oryantal Asena evlilik sonrası ilk röportajını magazinde E verdi. İzliyoruz. Asena ve Hasan Deren'in sürpriz nikahı Türkiye'yi şoke etti. Gelin damada sürpriz nikah organize etti. Tarihinde yaşanmamış bir düğün gerçekleşti. Sayın Hasan Deren'i eş olarak kabul ediyoruz. Doğum günü kutlamasına gidip kendini nikah masasında bulan Hasan Dere yaşadığı şoku hala atlatamamış. Yani yeni yeni kendime geliyorum şu an. Doğum günü sürprizi diye içeri girdim. Zaten o büyük bir şoktu. Güzeldi aynı zamanda ama nitekim kendimi nikah masasında gördüm. Medeni cesaretinizden dolayı kutluyoruz sizi Asena Hanım. Nikah masası görünce kaçan günümüz erkeklerine inat, siz beyefendiye sürpriz olarak imzayı yaptırmayı başarmışsınız. Bazı insanlar şey diyorlar, hani adamı nasıl hani haberi olmadan oturtuyor nikah masasında, böyle düşünenler var. Tabii ki ben yani haberi olmadan olabilir mi böyle bir şey? Böyle bir şey cesaret edebilir miyim? Biz bilakis birlikte Üsküdar Belediyesi'ne gittik, evraklarımızı imzaladık. Memur bey bana dedi ki yani şu anda artık evlenebilirsiniz istediğiniz an. İstediğim an mı dedim. Yani yarın da evlenebilir miyim dedim. Evet, ben halbuki eşime çarşamba günü gün aldık dedim. Çarşamba biliyordu. Ama istediğin an evlenebilirsin deyince bir anda benim kafamda ding. İmzalar atılmış olsa da biz bunu saymayız Asena Hanım. Davullu zurnalı kurtlarımızı dökmeli bir düğün isteriz. Annemi babamı çağıramadım. Diğer annemi babamı zaten çağırmadım. Onlar Almanya'da. Bir de şimdi biz nikahtan sonra annem babam aradı. Yani kayınvalidem, kayınbabam. Kızım alacağın olsun, öyle bir düğün yapacağım ki size, sizin yaptığınız nikah bunu benimki daha çok konuşulacak dedi. Düğününü hayal ederken bile ufak bir kız çocuğuna dönüşüyor Asena. Kaynanam bana çok güzel bir düğün yapacak. Ünlü çiftin aşkı meğer ilk görüşte başlamış. İşte o itiraflar. Ben ilk gördüğüm gün işte bu benim kocam demiştim. Ve kaydettiğimde de kocam diye kaydetmiştim. Ve kocam oldu. Seni benim için, beni senin için yaratmış güzel. Asena artık Almanya-Türkiye arası mekik mi dokuyacak, yoksa benim yerim beyimin yanıdır mı diyecek? Almanya'da iş yerlerinde bir yenileme başlayacak. Doğal olarak eşimin yanında biraz daha fazla olmak istiyorum. Çünkü kadın gözü, kadın şeyi, desteği daha farklıdır. Oo, Asena Hanım patron içi oluyorsunuz yani. Ben eşimin kraliçesi olayım yeter bana. Asena'nın düğünde yaptığı duygusal konuşma romantizm kokan rüzgarlar estirmişti. Ne cevherler varmış bu sert duruşunuz altında. Ben nasıl ağzımdan döküldü, nasıl böyle hıçkırdım. Sonra siz neler kaçırdınız? Ben sonra bir çığlık attım. Çığlık çığlığa. Bir şeyler oldu bana. Bir değişik. Ben bir sersem gibi dolaşıyordum. Rüyada gibi. Ben hissettiklerimi söyledim o gün eşime ve ailesine. Eniştemiz de hayli yakışıklı. Ne diyorsunuz bu işe Asena Hanım? Kıskançlık var mı biraz? Yok. Çok mutlu oluyorum. Kıskanmıyorum. Gurur duyuyorum. Böyle yakışıklı bir kocam olduğu için ve bütün kadınlar ona hayran olduğu için çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hatta bazen beraberken bile gelip böyle tanışmak isteyen hanımlar oluyor. Ben bir şey demiyorum, tabii ki tanışabilirsiniz diyorum. Asena'nın apar topar evlenmesi birçok kişi tarafından hamile olduğu yönünde yorumlanmıştı. Gerçekleri birinci ağızdan öğrenelim. Yok, ben hamile değilim. Tabii ki çocuğum olsun istiyorum. Özellikle de kız çocuğum olsun istiyorum. Ne zaman bir akşam yemeğinde bana hatun hadi artık bir çocuk yapalım der, o zaman çocuk yapacağım. Ve Asena gerçekleri ilk kez bu kadar açık bir şekilde magazinde mikrofonlarını anlatıyor. Hasan Deren'in boşanma sürecindeyken tanıştıklarını ve o günlerde neler yaşadıklarını bütün samimiyetiyle bir bir açıklıyor. Kendisi boşanma sürecindeydi. 10 yıl önce ayrıldığı eşiyle resmi boşanması devam ediyordu. Beni bekler misin dedi. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Beklerim dedim. Ve bekledim. Hasan Dere de ilişkilerinin geçmişine ışık tutuyor ve yanlış bilinenleri düzeltiyor. 3 yıllık bir mevzumuz yok bizim Asena Hanım'la. Biz 1,5 yıldır beraberiz. Her yerde 3 yıllık sevgisi, 3 yıllık sevgisi. O kadar üzülüyorum ki. Yani yok öyle bir şey. Ben 3 yıldır tanımıyorum Hasan Bey'i. Ben 1,5 sene içinde boşanmasını bekledim. Ondan sonra evliliğe karar verdik. Evlendik, bu kadar. Kötü günler geride kaldı. Şimdi bu mutlu evliliği konuşalım. Hasan Bey, Asena nasıl bir ev hanımı çok merak ediyoruz. Yemeklerde fazla bir şey diyemeyeceğim. Ama gerçekten evime, hayatıma düzen soktu. Yani gerçekten çok iyi bir
ev kadını. Asena Hanım mutfakta pek de maharetli değil anlaşılan. Kolay mı Tarsus'ta Hasan Bey'e yemek beğendirmek? Genellikle dışarıda yiyoruz evet. Veyahut anneme gidiyoruz, kusura bakma. Asena dere ailesinin gönlünü ise çoktan fethetmiş bile. Kayınbabamın özellikle bana şu cümlesi ömrüm boyunca yani son nefesime kadar yetti, bitti yani beni bitirdi. Dansçı olman beni hiç bir şekilde etkilemiyor. Sen benim evladımsın. Oğlum seni sevmiş. Oğlumun sevdiğini biz de severiz. Bize saygısı, oğluma saygısı olan herkesin başımızın üstünde yeri var. Sen yeter ki oğlumu sonsuza dek mutlu et. Bize ileride güzel torunlar ver. Geri kalan ne olursa olsun hiçbir şey duymuyoruz, dinlemiyoruz. Umurumuzda değil.